Çok iyi, ben söyleyeyim. Ben getiriyorum, zorla getiriyorum abi. Hoş geldiniz efendim. Getirin, getirin. Başımızın gözümüzün senin efendim. Paket halinde satışlarımız da olacak. Güneydoğu ve Balkanların en lezzetli kahvesini içeceğim. Onun ve Balkanların en lezzetli kahvesi hocam. İçen 100 kişiden 98'i kahveni beğeniyor efendim. Emin olabilirsiniz. Bu kahve Türkiye'nin her yerine yolluyor. Kahvemize rağbet. Özellikle bu civarda, balıkçılar civarında, da kapı balıkçılar arası en çok beğenilen, en çok sevilen kahve budur. İçerisinde fındık, badem, hurma, ceviz var. Şeker yok, tamamen hurmayla tatlanmışız. Doğal organik bir kahvedir. Mesela müşteriler geliyor, diyor ki bu civarlardaki, onlar kendileri söylüyor. Bu civarda biz bütün mesela bu şekilde ikram edilen kahveleri içiyoruz. En çok beğenilen, en çok sevdiğimiz kahve sizinki oluyor. Bizim kahvemiz doğal organik olması hasebiyle diğerlerinden çok farklı oluyor hocam. Şeker yok, hurma var efendim içerisinde. En kaliteli, en doğal malzemeler var. Biz kendimiz üretiyoruz. Turistler kahvemizi çok beğeniyor. Mesela yurt içindeki turistler olsun, yurt dışındaki turistler olsun. Kahvemizi 15 tane, 20 tane kilolukla kilo kilo götürüyorlar. Hediyelik olarak özellikle kahvemiz çok tercih ediliyor. Dediğim gibi 10 tane 15 tane gitmesinin sebebi zaten hediyelik olarak götürüyorlar. Kahvemiz çok beğenildiği için çok gidiyor efendim. İçişleri Bakanı geçen geldi, kahvemizi içti, çok beğendi. Çeşitli ünlü kişiler de geliyor, kahvemizi içiyor, beğeniyor efendim. Şu an Diyarbakır'da bu şekilde sattığımız tek adres burasıdır. Ama diğer şehirlerde hocam buna benzer standlarımız İstanbul'da vesaire çeşitli yerlerde var efendim. Azerbaycan'da da var. Ama mesela Diyarbakır'da mesela kafelerde vardır, kuru yemişçilerde bazı yerlerde vardır efendim. Paket usulü gittiğimiz için yani net bir şey ifade edemiyoruz. Hafta içi mesela belli bir standardımız var. Hafta sonu onun neredeyse 2-3 katına çıkıyoruz. Tabii ki efendim. Yurt dışından, yurt içinden turistler geldiği için, rağbet ettiği için hocam çok kalabalık oluyor ve satışlarımız da 2-3 kat artıyor efendim. 4 tane yarım kilo mu hocam? Bundan 1 kilo da var hocam. Tamam efendim. Tamam efendim. 4 tane yarım kilo seçsene. Teşekkür ederim. Eyvallah. Buyur hocam, hoş geldiniz. Aleykümselam. Biz de istiyoruz ama. Hangisinden hocam? Valla sen bize yurdan yaşarken bir şey ikram ediyorsun. Doğrudur hocam. Fındık, badem, hurma, ceviz var içerisinde kahvemizin. Şeker yok, hurmayla tatlanmışız. Tamam. Doğal bir kahvedir hocam. Yarım kilo aile boy paketim var hocam. Merhaba hocam, şu an size alfresso kahvesinin nasıl yapılacağını gösteriyorum. Hocam kahvemiz suyla ve kahveyi karıştırarak, kaynatarak yapılıyor. Şimdi ben size 3 kişilik nasıl yapılıyor göstereceğim. Tabii yani buna göre artık 10 kişilik de yapılabilir. Bunu Türk kahvesi fincanı olarak, klasik Türk kahvesi fincanı ufak, klasik boy olarak düşünürsek aynı boyutlar var, aynı genişlikte de. Hocam bir kişilik için suyumuzu şu kadar koyuyoruz. Türk kahvesi fincanının 1/4 kadar. Yani su tam dolmayacak şekilde bu kadar su koyuyoruz hocam. Bu 3 kişilik için yapacağım için 3 tane uzun su koyuyorum. Sonra hocam bir kişilik için de kahvemizi şu kadar koyuyoruz. Bir tane ölçeğimiz var tüm kutularımızın içerisinde. Bir tane tepeleme ölçeği koyuyoruz. 3 kişilik yapacağım için ben 3 tane koyacağım. 3 tane koyuyorum. Şeker atmıyorum hocam. Karıştırıp kaynatacağım. Hocam sıcak suyla yapıyorum ben, hızlı olsun diye. Sizler soğuk suyla da yapabilirsiniz. Suyun sıcaklığı, soğukluğu önemli değil efendim. İyice karıştırıyoruz hocam, bu taneleri kalmayacak şekilde. Yaklaşabiliriz efendim isterseniz. Kaynamaya yakın bir şekilde tam o tanecikleri kaybedene kadar kaynatıyoruz, karıştırıyoruz. Dediğimiz gibi efendim şekersiz doğal bir kahvedir. Tatlandırıcı olarak içerisinde sadece hurma var. Fındık, badem, hurma, ceviz var. Şeker yok hocam. Bakın şöyle kaynıyor.
Kahvem kaynadıkça kıvamı yoğunlaşır, katılaşır, güzelleşir. Biraz fazla kaynatırsak istediğimiz kıvamı elde edebiliriz efendim. Şöyle kıvamı böyle oluyor efendim. Tüm kutularımın arkasında hocam kahvemizin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor efendim. Şu şekilde hocam afiyetle 3 kişilik için içebiliriz. Ben Mehmet Ali Sever, Han Divan Kahve Gıda Turizm Tekstil Limited şirketinin sahibiyim. Şimdi normalde ben 2000'de ilk bu kahve işine girdiğimde Mırra ve Dilek Kahvesi restoranlarda yapıyordum. Yani dükkan içerisinde dükkan kurmuştum açıkçası 2000'li yıllarda. Dilek Kahvesi o zaman bilinen bir kahve değildi. Mırra da bilinen bir kahve değildi genelde. Sonra yavaş yavaş işi ilerlettim. Dilek Kahvesi daha önce poşetlerde, bu şeker poşetlerinde satıyordum. 2014'te kendi markamı kurdum. Bay Mırra'cıyla yola çıktım. İlk Bay Mırra'cı markasını çıkardım. Normalde benim 8-9 tane markam var. Bunların hepsini anlatmaya gerek kalkarsak eğer Bay Mırra'cı, Falcı Kız, Hakem Efendi, Şamlı Şems, Akdamar, Van Akdamar, Alpresso, Suriçi Dibek, Dicle Fırat, Mehmet Ali Paşa. 9 tane kahve markam var benim. Normalde şimdi en son çıkardığım bir marka var, Alpresso. Alpresso yepyeni bir tat, yepyeni bir lezzet. Normalde mesela örnek verelim, Dibek içenler artık alternatif olarak yani onu çıkardığımız için alternatif olarak artık Alpresso'yu içtikleri zaman farklı bir kahve içmezler. Ona da inanıyoruz. Çünkü şu anda aldığımız bilgilere göre ve bir de aldığımız verilere göre yani gerçekten de satışımız güzel. Ve bir de özellikle Alpresso yeni bir tat olduğu için, yeni bir lezzet olduğu için insanlar çok beğeniyorlar. Dibek'in ötesinde bir kahve. Bir de şöyle söyleyeyim, Alpresso nerede çıktı? Benim ismim Ali. Benim arkadaşım bu Alpresso'nun ortağı, arkadaşım Ali'den yola çıkaraktan Alpresso yani bütün kahveler Alpresso'yu buldu. Alpresso diyelim biz. Onu bulduk. Şu anda güzel bir tat. Bir de şöyle söyleyeyim, benim Hakem Efendi ve Şamlı Şems kahvelerim var. Fındıklı olsun, Dibek kahvesi olsun, fıstıklı olsun. Yani kahvede inşallah Allah'ın izniyle rakip tanımıyoruz. Yani 9-10 çeşit kahvemiz var. Kakuleli Türk kahvesi, Suudi Arabistan, Irak şu anda Irak'a maşallah bayilik vermişiz. Irak güzel gidiyor. Mısır'a veriyoruz. Suudi Arabistan'a verdik. İran'a verdik zamanında. Azerbaycan'a verdik yeni. Allah'ın izniyle Azerbaycan'a tekrardan gideceğiz. Yani Alpresso'yu çok beğendiler orada. O yüzden bir de Türk kahvesi verdik oraya. Alpresso'yu çok beğenmişler. Yani Allah'ın izniyle tekrardan Azerbaycan'a gideceğiz. Irak gibi yapmayı düşünüyoruz yani bir bayilik sistemi. Alpresso ile Türk kahvesi arasındaki fark nedir abi? Alpresso ile Türk kahvesi arasındaki fark şöyle söyleyebilirim. Alpresso ile Dibek arasındaki fark. Evet. Dibek kahvesi mesela normalde Türk kahveden yapılıyor. Biz bunu granül kahveden yaptık. Ve artı 13 çeşit yaptık. Fındık var, badem var, hurma var, artı ceviz var, krema var, artı granül kahve var. Ama 13 çeşit olduğu için 6 tanesini sayabildik. Sayabildik derken biz bilerekten saydık. 7 tanesi de tabii bizim meslek sırrımız. Nasıl Coca-Cola kendi sırrını söylemiyorsa biz de o sırrı söylemiyoruz yani. Alpresso yapma fikri nereden geldi bana? Şöyle söyleyeyim, ben bir kahve yapıyordum. Deney yapıyordum açıkçası. Yani Alpresso'yu çıkarmak için 2 ay falan gitti diyebiliriz. Yani 2 ay derken şöyle söyleyeyim size. Yani çok kahve gitti diyebilirim. Deneme amacıyla tabii yaptım. Hep burada esnaflara tattırdım. Gelen her şey, bütün kelimeler olumlu olduğu için bu tadı sabit kaldık yani. Gerçekten yani samimiyetime inanırsanız eğer, yani içmeyenler için söylüyorum, bunu tavsiye ediyorum. Tamam. Şimdi Alpresso'nun asıl şeyi, ben size az önce anlattığım gibi, ben bunu bulana kadar çok uğraştım, çok zaman harcadım, emeğim geçti. Ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. Yani sonuçta ben tek başıma karar verdim ve kahvede olumlu bir izlenim aldım kendime göre ve sabit olarak tuttum. Ve özellikle de ülkeye de ekonomi katkısı sağlamaya çalışıyorum. Olan izniyle. Bunu Diyarbakır'da yapan ilk şirket sizin mi? İlk şirket Diyarbakır'da değil, benim de Türkiye'de değil.
Türkiye'de? Evet, çünkü hiçbir yerde yok. Şu an Suudi Arabistan'da ayrıyeten bir görüşmemiz var. Eğer olursa eğer, inşallah Suudi Arabistan'a da tekrardan ürün vereceğiz. Daha önce vermiştik, bir koronadan dolayı biraz sıkıntılar yaşadık. Ondan dolayı vermedik, şimdi inşallah vereceğiz tekrardan. Patenti aldınız değil mi? Patenti tabii aldık, onaylandı yani, Allah'a hamdolsun.